cem küçük sizden önceki konuklar uzun uzun değindiler. Ee, sizin okumanızın ne? bu vans şimdi... sürecini biz neden yaşadık? Bu tartışma neden yaşandı? Yüksek Seçim Kurulu kararıyla bitti mi bu iş? Bence şöyle. Şimdi bir yüksek bir yargı mensubundan programın başında konuşulurken bir mesaj aldım. Şimdi Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin iki kararı var. Birinci istinafa evet. tabi. İstinafa gittiği takdirde o da yetmiyor. Yargıtay'a gidip Yargıtay'dan kesinleşmesi Hı -hı. lazım. Dolayısıyla öyle düşer ama 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nin ikinci kararı yanlış ve yok hükmünde zaten. Evet Nihal de ona lazım. vurgu evet. yaptı. Birçok hukukçu ona vurgu yapıyor. Evet ikinci karar ama yargıtay eğer kesinleşirse o zaman Abdullah Zeyda'nın e, başkanlığı düşüyor. Buradaki şey şu seçim maddesinin 7 kanununa göre de yani bir kişinin memnu hakları düştüğü takdirde yani seçilemedi takdirde o... Diğer il meclisine gidersin diye de bir şey yok. Şimdi herkes hukuktan bahsediyor. Ama hukukta da o ikinci adaya verilir. ikinci en çok oy alana verilir diyor. Yani bu AK Parti ise AK Parti, CHP ise CHP. Şimdi hukuksa şöyle bir şey yok. Ya Efendim işte AK Parti de almasın bunu veya CHP de almasın diye bir şey yok. Çünkü 2019'daki Saadet MHP e e meselesi yine az önce verdiğim bağlar örneği öyle. Çünkü seçim kurulu seçim kanunu böyle. Yani seçim kanununda bir kişinin seçme hakkı yoksa yedinci madde gereği bu ikinciye verilir. Yani bunu ona vermeyin, öyle yapmayın, ortamı germeyin, öyle bir şey yok. Kanun böyle. Eğer kanuna uyacaksak bunun böyle olduğunu söylemek lazım. Bir diğer şey, hani bu gösteriler... Şimdi bakın Çağlayan adliyesini bastı. Ama bastırıyor. o zaman işte o kanun üzerine düşünmek gerekir. Kanunlar Kanunlarda Allah'ın emri değil Nagel, yani. Şimdi bu şeyi düşün. Eğer yani kanun... Fethi Çakır o bilgiyi vermişti. Mazbatayı aldığı için bundan sonra... Evet, ee, belediye meclisinde Belediye olur. meclisi seçecek bilgisiniz. O şimdi şöyle değil. Yani seçim kanununa göre eğer onun yasağı yargı, düşürüldüğü takdirde... ...yüksek seçim kurulu tarafından düşürüldüğü... ...yani mahkeme tarafından düşürüldüğü takdirde ikinci olana veriliyor. Efendim bu öyle yapmasınlar. Ya, kanun böyle. Ya, kanunu değiştirebilirsin. Kanun yani yanlıştır yanlış değil. Diye... Yani YSK'nın kararını bekleyebilirdi. Yüksek evet. Seçim Kurulu'nun kararını bekleyebilirdi. Evet. Yani Doğu dediği gibi. Yani, Dolayısıyla şey yok. yok. Hani ha. şimdi herkes kanun diyor ama yani işe gelince de canım AK Parti de öyle yapmasın hani. E ya, kanun böyle. Ne yapalım şimdi? Yani orada HDP var. %55 aldı. Yok diye kanun uygulamayacak mıyız? Bu bir. İkincisi şimdi Cumhurbaşkanı olaya müdahale etsin diyor mesela dün baktım muhalifler. Şimdi ya burası hani şey mi yani Erdoğan yargıyı arayacak, YSK'yı, İl Seçim Kurulu'nu ya şunu şöyle mi yapın diyecek. Zaten Ömer Çelik açıklamaları yaptı. Buradaki yetki YSK'da, mahkemelerde, yargıtayda yani kim yetkiliyse onlarda. Ya Erdoğan müdahale etsin demek diyenlerin de Türkiye'de derdi demokrasi değil. Ya burada bizim bir çıkarımız var siz müdahale edin bize verin. Ya şöyle demiyorlar yargı neyse işlesin gereği o değil. Mesela mahkeme diyelim ki Abdullah Zeydan'a ceza verdi. Düştü başkanlığı niye AK Parti'ye verdiniz? Diyelim ki AK Parti'ye geçmesi gerekiyor ikinci olduğu için. Niye Parti'ye veriyorsunuz diyecekler. E kanun öyle. Seçim yapmak kanunu öyle. 2019'da da böyleydi. Ha, onu değiştirebilirsin. Dolayısıyla burada da adaletli yorum yapılmıyor. Çünkü mesela AK Parti olduğu zaman muhalifler hemen orada öyle denmesin e, getiriyor. Bakın dün Çağlayan Adliyesi'nde mahkemeyi adliye bastılar ya bir grup. Polisle çatışıyorlar, itiyorlar. Bilmiyorum. Ya niye mahkeme kararını beklemiyorsunuz? Bakın mahkemeler her zaman doğru karar veriyor değil. Burada mesela Anayasa Mahkemesi kararı oldu Can Atalay'da. Ben de Anayasa Mahkemesi'nin nihai mahkeme olduğunu, kararın uyulması gerektiğini çok söyledik ama öyle olaylar, şeyler, bir tek polisle de değil. Yani siz göstericilerin elindeki kalaşnikovları gördünüz mü? Hakkari'de, Van'da yani o göstericilerin elinde yani terörist kılıklı adamların elinde kalaşnikovlar Va Vandalizmde hiçbir şekilde uyulamıyor. Hayır, yani. Van, Van Van AK Parti il başkanının evini basmaya kalktılar evet. ya. Polis gelmese Orada katliam olacaktı. Yani o ter o terörist kılıklı adamların sokakları ellerinde kalaşnikoflarla AK Parti'yi basması ne? Yani orada sadece polisin bir çocuk şeyi meselesi değil o. Orada o odaya elbette çünkü küçük bir çocuğa öyle müdahalesi de yanlıştır. Elbette eleştirilmelidir ama ama burada kalkıp da sanki karşımızdakiler böyle hiç terörle bağlantılı değil. Böyle pür pak insanlar demokrasi istiyorlar. Mesela niye DEM Parti'nin yetkilileri süküne çağrısı yapmıyor? Eee demokrasi çağrısı yapmıyor. Ya YSK'yı bekleyelim, şey yapmayalım diyor. Bakın Türkiye'de mesela Beykoz'daki seçim şeyi durduruldu. Dedi ki burayı CHP kazan dedi YSK. Evet. Orada dedi. Galatasaray Paşa sayılsın dedi. Hatay bir daha sayılsın dedi. Bakın hani yani itirazlar görüşülüyor. Şimdi o AK Parti CHP diye bir şey yok veya MHP. Sayılıyor, sayılmıyor. da yenilensin Kur, evet, dedi. Kurayla belirlenen yer oldu. Cem bence Dem, Dem Parti yetkililerinin esas yapması gereken şiddet ve aşırılığa karşı onu açıklama Onu söylüyorum yapmak. işte ben. Onu evet. söylüyorum. Ama YSK'yı bekleyelim demez. Hayır. Niye? Çünkü öğrenilmiş çaresizlik. Hayır, Onlar da diyorlar bir, ki nagen, biz zaten haksızlığa Sürekli bak devleti kötüleyerek. İşte Türk devleti şöyledir. Ya Bir kere siz barış eli uzatın. ya Bir kere siz demokrasi çağrısı Ay bence yapın. Bence buradaki eksik onların bu Şidde, vandalizme şiddeti, karşı durmamalı. Zaten PKK adının sözünden çıkamadınız belli. Zaten oradan talimat aldığınız belli. Ama çıkın, arkadaş bu şiddet yanlıştır. YSK'yı bekleyelim, hakkımızı demokratik yollarla arayalım. Sonuna kadar işte bak seçim kazanılıyormuş, görüldü. CHP'nin başarısı, yani tartışmasız başarısı ortada. Bunu görmek lazım. Şimdi CHP'de bir eleştirim var bugün hiç tartışılmadığını gördüm. Sabah bir tek bizim hükümet gazetelerinde vardı. CHP Van'da hak, hukuksuzluk yapıldığını söyleyerek yani burada Mazbata'nın e, Abdullah Zeydan'a e verilmesini söyledi. Olabilir. Peki aynı CHP ne yaptı biliyor musunuz? Van'ın Saray ilçesinde HDP'li Davut Acar seçildi ve farklı bir oyla seçildi. İkinci sırada da CHP'nin adayı Kemalettin Aracı'ydı. Bu Davut Acar da Terörden yargılanmış, hakkında kesinleşmiş bir hüküm yok ama... ...ya CHP merkezi gitti, bu kişi terörle ilgisaklıdır diye... E, ...Van'ın e, Saray ilçesindeki şeyin kendilerine verilmesini evet. istedi. Ya, bu ne iki yüzlüktür ya? Bu nasıl bir üç Peki, üç yani? Peki ne oldu terörlü. sonra İl seçim, seçim Kurulu? İl Seçim Kurulu karar verdi, HDP'ye verdi. Yani dedi ki bu Yüksek Seçim Kurulu devreye girdi, İl Seçim bir Kurulu. Bir Oyların dedi, sayı baktı, bir mahkeme kararı yok, Abdullah Zeydan gibi tartışmalı bir durum yok. ha Yargıtay onaylarsa ayrı ama... Cumhuriyet yani Halk Partisi'nin bu iadesi aynı isimler, gerektirir bir durum. Mevzi, yok. Aynı isimler Van'a gidiyor. Burada Abdullah Zeydana verin diyor. Aynı isme gittik gittikleri gün öğleden sonrası Van seçim kuruluna gidip sarayın CHP verilmesini istiyor. Bu kişi terör irtibatlı diyor. Neye ne? dayandırıyor iddiasını? Ya terörden mahkeme yargılanıyor kişi hala. Terörden şey yani Davut devam Acar hakkında bir mahkumiyet kararı yok. Karar ama yok. Işte Davut, hakkında soruşturma Davut var. Davut Acar, bir bakın, acar biri engel var mı şeklinde bir başvuru Ay yapıyor. Şöyle, Davut Akparisi Acar varsa bize verin. Davut Acar Hı. PKK ikisi yargılanıyor. Ama mahkeme bitmemiş. Devam ediyor. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm yok. Ama CHP kendi adayları Kemalettin Aracı'nın verilmesini istiyor. Hani siz AK Parti bu konularda eleştiriyordunuz da sizin yaptığınız ne? Çok iyi bir örnek. Ya bu, bu var ya yani CHP'nin iki yüzlüğü. Ya böyle bir şey olabilir. Bunu hiç tartışan var mı? Hem demliler diyorsun, demokrasi diyorsun, özgürlük diyorsun. Ha şeyin açıklamalarını olumlu buluyorum. Özgür Özel'in hatta Ekrem Bey'in yani, yani bu Çağlayan Adliyesi'nin basılması e, yanlış Cem oldu. dilersen o dilekçeyi bir okuyayım. Oku. Şeyi. Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na 2 Nisan'da verilmiş dilekçe. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Vanili Saray ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlık seçimlerine katılmış bulunmaktayız. Söz konusu seçim sonuçlarında rakip parti Dem Partalı Davut Acar'ın seçilmesinin önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı, yargılanmışsa mahkum, haklardan mahkum bırakıp bırakılmadığı, devlet memuru vasıfları taşıyıp taşımadığı hususlarında araştırmaların yapılarak bu durum söz suysa mazbatasının iptalinin bilgilerinize arz ederim denilmiş evet. Cumhuriyet Halk Partisi bu ilçe seçim bizim bürosu şeyde, tarafından Türkiye verilen gazetesinde girekçeden. ve akşam gazetesinde çok geniş olarak hukuki olarak da Hı -hı. bu okuduğun şeylerde haber oldu. Çok uzatmadan birkaç şey daha söyleyeyim. Hayati öyle. Bey tweet attı ama tweet hemen sildi. Bir saat geçmeden o sildi. O neden? Yani şimdi bir şey attığınız zaman arkasında durun. Doğru veya yanlış. Yani doğru. Hayati Bey orada muhtemelen... Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göstericilere şehir eşkıyaları diye bir tanımlaması oldu ki haklı. Yani orada muhtemelen çekindi Hayati Bey. Onu e, sildi ama ben bu terör konusunda ve sokak gösterileri konusunda... ...muhalefetin de DEM Parti'yi de eleştirmesi, öyle adliye basmak... Kaleşnikovlarla Van İl Başkanı'nın evine AK Parti İl Başkanı'na gitmek, çocuğunu tehdit etmek, Hakkari'de işte güvenlik güçleriyle çatışmaya gelmek değil. Bir de yani hani 5.7 oyunuz Türkiye genelinde de son şeye bakarak söylüyorum. on olsa da fark etmez ama bunun da görülmesi lazım. Bir de son bir şeyi söyleyeyim. Abdullah Zeydan bu deyiz söylenmiyor. Geçen söyledim ama bir daha söyleyeyim. Bu kişi yani onlarca söylemi var yani PKK sizi tükürükle boğar, bunun en basiti. Burası Kürdistan coğrafyadır. Bizim burada devletimiz olacak. 2015, 7 Haziran, 1 Kasım arasında. Şimdi böyle bir kişi, sonra 7 sene cezaevinde yatmış, 2022'de çıkmış. Hani bir kadın, şimdi bir kadını döven bir adam aday olsa, Türkiye'de bazıları kıyamet koparır. Şimdi PKK'yı övmüş, As, yani e, askeri polisi katledenlerin... E, sahip çıkan, askeri polisi katledenlere sahip çıkmış. Bir de onlara da yani şey PKKların cenazesine de gitmiş bu kişi. Evet. Yani PKK teröristlerin cenazelerine de gitmiş bir kişinin aday yapılmasını çok normal görülüyor. Ya bu normal bir şey ya da değil. Dem parti bu adamın Cezasını sorunlu olduğunu adamdır mı? Teröristler. Şöyle şöyle. Teröristler.